Sevgili Alucralı hemşehrilerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Alucara'dayız. Giresun iline 150 kilometre, Gümüşhane iline 147 kilometre, Erzincan iline ise 148 kilometre uzaklıktadır. Alucra. Giresun ilinin şirin, sessiz, sakin, kendi gizeminde bir ilçesi. Etrafında bulunan illere hemen hemen aynı mesafede, belki de zor paylaşılan coğrafya. İşte burası Alucra. Halk dilinde bölgeye genel olarak Kelkit Vadisi derler. Yerleşim tarihi ta Hititlere kadar uzanan tarih kokan topraklar. Birçok medeniyetin beşiği. Birçok tarihi gizeme tanıklık etmiş bu coğrafya. Alucra, İsminin anlamını incelediğimizde ıssız, ucra, kenarda anlamına gelse de bugün adını sınırları ötesine taşımış bir ilçe. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Aluç Ara efsanesinden bahsettiği topraklar buralar. Bahar aylarında bile karlı dağların tepelerinin gölgesi yansır ilçenin üzerine. Gavur dağlarının eteklerini süsler. Küçük köy evlerinin kiremitleri, renkli çatıları. Alucra'nın tam tamına 38 köyü bulunmaktadır.
İlçenin üzerine serin bir rüzgar olan çam ağaçları, gölgeler alucrayı. Dağların zirvelerine çıktıkça, çam ağaçları köknar ağaçlarına ve ladinlere bırakır yerini. Köyün ortasından akar gider Kelkit çayının bir kolu. Yakomozlar oluşturur güneş derenin üzerinde. Evlerin bazı pencereleri açılır bu derenin üzerine. Suyun ferahlığı buhar olur siner alıcıranın üzerine serince. Karların erimesi Nisan ayının ortalarına kadar sarkıp, bahar yağışları da Haziran'a kadar uzamaktadır. Bu yağışlar ve dağların zirvelerinden eriyen kar suları coşturur Kelkit çayını. Ve ilçe merkezini kavak ağaçları sarıp sarmalar. Başı diktir bu ilçenin, kavak ağaçları ile yarışır gibi bulutlara uzanmak için. Her zaman dumanlı ve serindir dağların başı. Gizli kalmış doğal güzellikleri yeni yeni çıkmaya başlar gün yüzüne. Bunlardan biri de Tepesi Delik Mağarası'dır. Fevzi Çakmak Köyü'nde bulunan bu mağaraya ilk keşif, Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Ekibi tarafından yapılmıştır. Bu nefes kesen keşifle bulunan mağara, yerden 30-40 metre derinlikte, ana koldan girildiğinde 20-30 metre ileride, iki kola ayrılıyor ve ileride birleşerek iki tane göl oluşturuyor. Şimdilik gizemi buraya kadar çözülmüş durumda. Peki, şimdi size dünyanın Çin'den sonra en uzun ikinci seddinin Alucra'da olduğunu söylesek, mutlaka görülmeye değer bir yapı. Alucra ilçemizde bulunan Çakrak köyünün Çıkrık Kapı Yaylası'nda yer almaktadır. Dünyada Çin Seddi'nden sonra koruma amaçlı olarak inşa edilen ikinci set olma özelliğini taşır. Sadece bir kapısı bulunan taş duvar 6,5 kilometre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğindedir. Yayla düzlüklerinde geniş otlaklar uzanır. Gavur dağları eteklerindeki otlaklar, büyükbaş hayvancılık için en önemli kaynaklardır.
İlçede yaylacılık son derece gelişmiş bir haldedir. Eskiden bölge halkı hayvan otlatmak için yaylaya göç etmekteyken, son yıllarda temiz dağ havası alarak dinlenmek ve çeşitli yayla şenliklerine katılarak eğlenmek için yaylaya çıkarılmıştır. Yöre halkının çıktığı yaylalarda yaz aylarında çeşitli festivaller ve şenlikler düzenlenir. Zengin florasıyla bal üreticilerinin vazgeçilmez mekanlarıdır Alucra. Yaylalarında elverişli hava koşulları sayesinde bal çok verimlidir burada. Hemen hemen her evin kapısında bal peteklerine rastlamanız mümkündür. Ekili tarımda en fazla tahıl yer alır. Hububat, kuru fasulye, nohut, patates, ceviz ve yem bitkileri tarımı yapılmaktadır. Alucra'nın cevizi çok meşhurdur. Eğer yolunuz bir gün Alucra'ya düşerse, mutlaka Alucra cevizi yemelisiniz. İlçenin merkezinde bile traktörüyle dolaşan köylüleri görebilirsiniz. Emektarları ve en baş yardımcılarıdır traktörler. Ekmeğini topraktan alın teriyle hasata dönüştürür buranın sakinleri. Akşamın yorgunluğunu ilçenin sokakları arasında dolaşırken ayaküstü sohbetler ile atarlar üzerinden. En keyifli andır belki de gün içinde gerçekleşen bu sohbetler. Osman Seferoğlu, şimdi burası çok eski bir ilçe, yörenin de merkeziydi. İsmi de merkezdi buranın eskiden. İnsanlar, esnafın dışında olanlar genelde işte tarımla işiyle uğraşıyorlar. Biliyorsunuz yöremizde kış şartları çetin geçiyor. Üreticimizin rekabet şansı yok. Üniversitemiz 2004 yılında açıldı. Çaba gösterenlere çok teşekkür ediyoruz. Yöresel olarak bizi değiştirdi. İlçemize de katkısı oldu. İstanbul, Samsun, Ankara nüfusumuzun yoğun olduğu yerler. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Onları özlediğimizi de söylüyoruz. Tatillerini Alucra'da geçirmelerinde gönülden diliyoruz. Ayrıca emeği ve çabası geçen, sizleri buralara kadar gönderen herkese de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gavur Dağı'nın bulutlarına kadar yükseldiği ilçenin merkezinde belediyenin yaptırdığı oyun parkını alıp götürür size ayaklarınız.
Çocukların gönlünce hoplayıp zıplamanın tadını çıkardıkları bu parkta birkaç dokunuş gerçekleştirebilirseniz yöre halkının yüreğine, en samimi, en içten duygularla dökülüverir dillerinden sözcükler özgürce. Eski köy evleri, dar sokakları, saç kaplamalı taş evleri, tarihi çeşmeleriyle bambaşka bir dokudur Alıcılar. Çiçek açmış ağaç dallarının kokularını duvarlarına serpiştirdiği, baktığınızda sizi geçmiş anılarınıza götüren eski yapılar. İlçenin merkezinde maneviyata açılan ilahi kapının en gerçekçi sembolü Ulu Cami karşılar sizi. Kurulan semt pazarının tezgahlarında sergilenen yüzlerce yöresel ürün, bambaşka bir lezzet oluşturur. Sıcacık ve taze ekmeklerin camın önüne dizildiği fırının önünden, ilçenin sakinlerinden orta yaşlarda bir kadın sessizce geçer gider elindeki poşetiyle. Ve hafızalarda kalan bu sıcak görüntüyle veda edersiniz Alıcılar'a. Bir daha gelme sözü vererek. Alıcılar'dan ayrılıp Zeytinburnu'na dönerken Alıcılar'a Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın selamlarını iletiyoruz.